Meme küçültme ameliyatında hastanın seçiminde nelere dikkat edilmelidir? Öncelikle hastanın yaşı 18 ve üzeri olmalıdır. Daha sonra hastanın kilo durumu bizim için önemlidir. Eğer hasta aşırı şişman ise mümkünse bu hastayı öncelikle ameliyat etmemeli. Hastaya bir diyet programı ve egzersiz programı hazırlanmalı. Buna bağlı hasta kilo verirse bundan sonra ameliyat etmelidir. Diğer bir nokta, yeni doğum yapmış ve süt veren anneler. Bu tür hastaları da yine hemen ameliyat etmemeli. Mümkünse emzirmeden ve doğumdan 6 ay sonra ameliyat etmelidir. Bu dönem zarfında hastanın süt vermesi azalacak, süt verme kanalları normale dönecek. Dolayısıyla memenin yapısı normale dönecek. Bundan sonra ameliyatını gerçekleştirebiliriz. Yine dikkat edilecek bir nokta, eğer hastamız genç bir erişkinse ve daha sonra hamile kalıp çocuk dünyaya getirip emzirmek istiyorsa, bu tür hastada süt kanallarına zarar vermeyen ameliyat teknikleri uygulamak zorundayız. Buna dikkat etmek durumundayız. Bunun dışında hastanın kronik bir hastalığı var mı yok mu, bu araştırılmalı. Şeker hastalığı varsa bu kontrollü hale getirilmeli. Çünkü kontrollü bir şeker hastası rahatlıkla ameliyat edilebilir. Bunun yanında tiroid hastalığı ile ilgili bir sorunu varsa, hipotiroidi veya hipertiroidi dediğimiz problemleri varsa bunlar düzeltilmeli ve bundan sonra ameliyat edilmelidir. Başka neler dikkat etmeliyiz? Hasta alkol alıyorsa, sigara kullanıyorsa bu tip alışkanlıklarını ameliyattan 10 gün önce bırakmalı ve yine ameliyattan sonra 10 gün kadar yine ara vermelidir. Hasta yine aspirin alıyorsa devamlı olarak yine 10 gün önce aspirin kullanımına son vermelidir. Tüm bunlara dikkat edersek başarılı bir ameliyat gerçekleştirme imkanımız olur.